Polis İstanbul'da araçlara çarpıp gasp yapan bir çeteyi kıskıvrak yakalamıştı ama bu kez ortaya bir başka çete çıktı. Sürücülerin kabusu olan gaspçıların son kurbanı yaşadığı korku dolu anları Show Haber'e anlattı. Maskeli böyle poşetle yüzleri kapanmış. Bıçaklarla üzerimize saldırdılar. Aracına arkadan çarpıp kaza süsü verdiler. İnince bıçakla tehdit edip çocuğunun gözü önünde gasp ettiler. Saldırınca da haliyle ben oğlumu aldım kaçtım. Sultan Gazi'de oturan Mehmet Karakuş babasını havalimanına bırakmak için arabasına bindi. Yanında da 15 yaşında çocuğu vardı. Havalimanına gitti ve babasını bıraktı. Ardından geri döndü. Basın Ekspres yolundayken arkadan bir araç geldi ve hafifçe arkadan dokundu. İki kişi görünüyor önde. İndi, o da kendi arabasını böyle bakar gibi yaptı. Oğlum da arabadan çıktı. Çarpan araçtan maskeli iki kişi indi. Karakuş'un yanına geldi. Mehmet Karakuş kaza sonrası hasar olup olmadığını kontrol etmek için araçtan indi. Kaza süsü vererek aşağı inen gaspçılar aşağı indikten sonra kollarından tornavida ve bıçak çıkardı ve Mehmet Karakuş'u tehdit etmeye başladı. Bir anda tornavida çıkardı şöyle kolunun altından. Diğer üçü de arabadan çıkarken zaten yüzlerini kapatmış vaziyette. Elinde koca bu kadar bıçaklar vardı. Üzerimize böyle saldırdılar. Cahille oğlum da olduğu için biz artık canımızı kurtarmak için kaçtık. Çocuğu zarar görmesin diye direnmedi. Maskeli gaspçılar ciple birlikte kredi kartlarını da alıp hızla uzaklaştı. Hiç diyalog olmadı. Sadece abi dedim hareket halinde yani nasıl vurdum falan dedim öyle. Suratını dönmeden ya bilmiyorum ki nasıl oldu. Sadece bunu söyledi. Yaklaşık 2 ay önce aynı yöntemle yani kaza süsü vererek sürücüleri gasp eden bir çete çökertilmişti. Ve aynı yöntemle bu kez ayrı bir çete ortaya çıktı. Mehmet Karakuş'un şimdi sürücülere bir tavsiyesi var. Çarpma durumu veya yandan hafif sürtme durumlarında kesinlikle durmamalarını, araçtan inmemelerini tavsiye ediyorum. Polis 10 günde aynı yöntemle çok sayıda aracı gasp eden çetenin peşinde.